İyiyim. Var ol hatun. Afiyet olsun. Ana. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Hak ettiklerini buldular. Günyeli'nin ve Acar'ın infazı ardında kalan diğer hainlere iyi bir ibret oldu. Suizan etmek bize yaraşmaz bilirim. Lakin Allah şu Günyeli meselesinde gönlüme öyle bir sızı düşürdü ki dilimi tutamadım. Senin güzel yüreğine her şey malum oldu kızım. Sen başından beri haklıydın. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Keşke suretine baktığımızda sir etini görebilsek. Beyim, beyim destur var mıdır? Gel hele Bamsı. Gel kızım, gel. Bu acılı günümüzde tesellimiz sensin. Ne demeye çalışırsın da diyemezsin Bamsı. Beyim, nasıl derim beyi? Düşündüm durdum, lakin bulamadım. O sebepten lafı dolandırmayacağım. Beyim, Hayme anamla senin müsaadeniz olursa Helena Hatun'la bir yastıkta kocamak isterim. Sen ne dersin bu işe Helena Hatun? Bu kederli günleri ardımızda bırakmak isterim. Bamsı'ya ömür boyu can yoldaşı olmak, yitirdiği kardeşinin acısına teselli olmak isterim. Ne güzel dedin kızım. Bu acılı günlerimizde sizin bu hayırlı işiniz hepimize teselli olacak.
Allah yurdunuzu cennet eylesin. Madem bir olmaya namzetsiniz, bana da yuvanız bereketli olsun demek düşer. Allah razı olsun beyim. Allah sizden razı olsun. Eyvallah beyim. Helena Hatun'u üzmeyesin Bamsı. Sen de Bamsı'nın yaralarına merhem olasın Helena Hatun. Beyim, beyim ben onu hiç üzmem. Hiç üzmem ben onu beyim. Siz başımızda oldukça nice dağları aşırız Ertuğrul Bey. Eyvallah Helena Hatun. Haydi. Tez varın hazırlanın o vakit. Akşama bu işi tamamına erdirelim. Hayırlı işi tez yapmak gerekir. Ha. İyi. Eyvallah beyim. Eyvallah. Emrin olur beyim. Emrin olur. Beyim. Haymana. Hey maşallah kardeşim. Eyvallah beyim. Anam. Bams. Hayırlı olsun oğlum. Eyvallah anam. Eyvallah. Yengem. Biz gidelim. Gittik. Teo'yu infaz etmişler. Senin elinden Helena'yı aldılarsa benim de babamı, evladımı aldılar. Senin en iyi askerini öldürdülerse benim de en sadık beyimi öldürdüler. Acar Bey'i katlettiler. Bunun bedeli ağır olacak. Göreceğiz bakalım Ural Bey. Gayrı bu benim son hamlem olacak. Yarın obaya girdiğim vakit bana karşı duran beyleri tek tek öldüreceğim. Karşı çıkan alpleri kılıçtan geçireceğim. Sonra da ettiğim yemini yerine getireceğim. Neymiş o? Obayı bastığım vakit Ertuğrul'un anası da, hatunu da kilimhanede olacak. İntikam. Tatlı intikam. Çatlayıncaya kadar yesen, doyamayacağın lezzet. Başaramazsan ne olacağını söyleyeyim mi sana? Bana oyun tahtasını devirmek düşecek. Eğer beceremezsen topraklarımızdaki obaları tek tek yakıp yıkacağım. Herkesi kılıçtan geçireceğim. Öfkenden çekinirim, Vasilius. Neler yapacağını iyi bilirim. Ne kendi obamı,
ne de Türkmen obalarını bu topraklarda tutacak değilim. Lakin yarın son kez cenk için obama vardığım vakit senin arkamda olduğunu bilmem gerek. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan işini halledeceğim. Karşında Ertuğrul'un yerine beni bulacaksın. Destur. Seni böyle görmek beni yaralar ana. Beni de Dündar'ı bu kadar çaresiz, bu kadar utanç içinde görmek yaralar oğul. Obamdan her kim kardeşimin gösterdiği zaafı gösterseydi, aynı cezayı alırdı ana. Bamsı, Turkut, Banu Çiçek, daha nice Alp. Ona yüz çevirirler. Utanç içindedir. Süleyman Şah'ın oğlu diye ona iltimas geçersem obamdakilerin yüzüne nasıl bakarım ana? Ertuğrul, o daha çok genç oğul. Bu bedeli taşıyamayacak kadar gururlu. Kardeşimin zaafının bedelini Banu Çiçek'le evladı ödedi ana. Dündar Doğan'ı bizden, nökerlerinden çekip aldı. Ertuğrul, sen Dündar'ın sırtına öyle bir yük vurdun ki o bu yükün altında ne edeceğini bilmez haldedir. Ben esasında hak etmediği yükü çekip aldım sırtından. Aldım ki kendiyle yüzleşsin. Süleyman Şah'ın otağına yaraşır bir bey olmak nedir bilsin istedim. Sungurtekin'i, Gündoğdu'yu, nice kardeşini ardında bırakıp gittiğin zaman senin yanında kim vardı oğul? Ha? O günleri ne çabuk unuttun. Utancıyla yüzleşecek. Bu onun tekamülü olacak ana. Kendini ispat ettiği vakit alpliğini de beyliğini de geri alır. Diyeceğim budur. Acımıza merhem olma vaktidir ana. Bamsı Alp'imin nikahına varalım. Thank you.
Ey maşallah kardeşim benim. Pek bir yakışıklı oldu kardeşim. Kardeşler. Helen Hatun boşuna mı vuruldu bu yiğide? He ya. Rabbim nasıl da yakışırdı sizi birbirinize kardeş. Mesut olun inşallah. Eyvallah kardeşler, eyvallah, eyvallah. Parası artık sizin başınıza. Amin. Amin, amin. Gayrı sevdiğine kavuştun ya, gözüm bizi görmez olur kardeş. Günkut kardeş. Gene münasebetsiz münasebetsiz konuşursun. Lakin bu gece sana kız mı yatıyor? Doğru der kardeş. Gayrı pusatlarına yaren gelmiştir. Bundan gayrı seni anca cenkte göreceğiz. Ya, ya öyle demiyorsunuz kardeşler. Öyle demiyorsunuz. Pusatlarıma sevdan bakidir. O başkadır, bu başka. Hem benim kardeşlerimin yeri ayrıdır. Hatunumun yeri ayrıdır. Kardeşler, canıma can gelmiştir. Desene kardeş. Bonsu Berek daha da güçlenmiştir ha. Kardeş, artık daha bir şevkle keseceğim keferelerin kellesini. Hay maşallah. Kardeş. Bu cevşen bizim sana düğün hediyemizdir. Boynuna takasın, hiç çıkarmayasın. Rabbim seni keskin pusattan, kem gözden, acı sözden korusun kardeşim. Amin. Gayrı, gayrı bu cevşeni hiç boynumdan çıkarmayacağım. Hiç çıkarmayacağım. Yiğit kardeşlerim. Yiğit kardeşlerim. Rabbim. Gayrı. Gayrı Rabbim bizi hiç ayırmasın. Amin. Hiç ayırmasın. Amin. Kardeşim. Aslan kardeşim benim. Hadi kardeş. Vakit gelmiştir. 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 Vakit geldi. Haydi. Geline bak geline. Kına yakmış eline. Bir şey deme geline. Küser gider eline. Kınalıdır kapısı. Kendi melek yapısı, gelin kınan kutlu olsun, dilin tatlı olsun. Geline bak geline, kına yakmış eline. Maşallah Helena, nasıl da güzel oldu. Küser gider ya, eline. Maşallah. Kınalıdır kapısı. Bana çok yardımcı oldunuz. Size minnettarım. Hakkınızı ödeyemem. Biz seni başından beri çok sevdik. Bundan gayrı obamızda tüm güzellikleri birlikte yaşayacağız. Baharı birlikte karşılayıp kışı birlikte uğurlayacağız inşallah. İnşallah. Bundan sonra ben de sizin gibi kilimhanede kilim dokuyacağım. Er yolu gözleyeceğim. Acınızı da sevincinizi de paylaşacağım. Geline, bir şey deme geline, küser gider eline. Eksik olmayasın. Kınalıdır kapısı, kendi melek yapısı. Gelin kınan kutlu olsun, dirliğin tatlı olsun. Geline bak geline, kına yakmış eline.
bir şey deme geline, küser gider eline. Korkmayız. Bu kınadır. Erlerimize, hatunlarımıza yakarız ki Allah'a kurban olsun. Ömürlerini birbirlerine adasınlar diye. Geline, kına yakmış eline, bir şey deme geline. Bismillahirrahmanirrahim. Kına kapısı, sevgiyle, hürmetle, hoşgörüyle, sadakatle yoğrulur. Gelin tatlı olsun. Geline bak geline, kına yakmış eline, bir şey deme geline, küser gider eline. Kına avucumuza yakılır. Lakin manası yüreğimize işler. Kapısı, gelin kınan kutlu olsun. Dirliğin tatlı olsun. Geline bak. Neden bilmiyorum. İçimde bir ağlama isteği var. İzah edemem. Lakin hem mutluyum hem de hüzünlü. Hem ağlarsın hem de gidersin. Adet böyledir. Gayrı sen de bizden birisin. Ondan sebep bizim gibi hislenirsin. Bir şey deme geline, küser gider eline. Kınalıdır kapısı, kendi melek yapısı. Yuvan bereketli ola. Gelin kınan huzurlu ola. Dilin tatlı olsun. Kınan kutlu ola. Amin. 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 Rabbim seni kem gözlerden, acı sözlerden, beladan ve musibetten ırak tutsun. Boy boy bebelerin olsun. Soyun ilelebet işlesin kızım. Kulakların kötü söz duymasın. Keder senden uzak olsun. Sana bakan yüreğinin iyiliğini görsün. Kem gözler senden ırak olsun kızım. Gerdanından acı geçmesin. Dilinde, ağzında tatlı olsun. Yuvana zalim eli değmesin. Gönlün her daim ferah olsun. İyi ki tanıdım sizi. İyi ki buradayım. Sizlerle ve adetlerinizle ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Her şeyi. Bamsar bundan gayrı hem erin hem yoldaşındır kızım. Bildiği her şeyi öğretecektir sana. Sen de onun iyi bir talebesi olasın. Hadi bakalım, vakit gelmiştir. Hele bir durasın çolpanım.
Hele bir müsaade edesin. Şu güzel cemaline son kez doya doya bir bakayım. Ne diye veda eder gibi konuşursun beyim? Her şey hazırdır. Vakit geldi çolpanım. Bu kaleye tekrar bir sığıntı olarak değil de Çaldır Obası'nın beyi olarak gireceğim. Seni almaya hür ve güçlü bir bey olarak geleceğim. Benim için mühim olan senin canındır beyim. Ne olursa olsun sağ dönesin. Ah çobanım. Ah. Bir bilsen neler çektiğimi. Babamdan koptuğumdan beri cehennemde yaşar gibi yaşarım. Şimdi sağ mıyım sanırsın? Bunca senedir obama hizmet ettim, emek verdim. Sonra da bu taştan kaleye sıkışıp kaldım. Bir beyoğlunun bunları yaşaması kolay mı sanırsın? Gayrı, önümde iki yol vardır. Ya hak ettiğimi alırım ya da şerefimle öleceğim. Allah korusun beyim. Sen ölürsen ben de ölürüm. Tasalanmayasın. Bize hiçbir şey olmayacak. Vasilius'un da, beylerimin de desteğiyle bu işi halledeceğiz. Bir söz verdim çobanım. Neslimiz devam edecek. Lakin o Ertuğrul'un soyu kuruyacak. Sonra sıra o kaleye gelecek. Babanın kalesi kocanın kalesi olacak. İnşallah beyim. Benim gibi çocuklarım da bu kalede koşup büyüsün isterim. Rabbimizin en sevdiği amellerden biri, iki sevenin birbirine nikahla bağlanmasıdır. Peygamber Efendimiz buyurur ki, insan yarımdır. Ancak evlenince tamamlanır. Efendimiz kızı Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Ali ile evlendirmeden önce kendilerini yanına çağırdı. Ve buyurdu ki, ya Ali, seni kızım Fatıma ile evlendireceğim. Lakin ona köle olursan. Kızım Fatıma, seni Ali ile evlendireceğim. Lakin ona cariye olursan. Onlar bu anlayışı hayatlarına tatbik ettiler. Ve bu evlilik bütün insanlığa misal teşkil etti. İnşallah sizlerin de evliliği bu anlayış üzerine inşa edilir. Amin. 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 Buyur kızım. Efendim. Bu insanlar bana kucak açtılar. Annemin, babamın yokluğunu bana hissettirmediler. Benim dinimi, kavmimi sorgulamadan kardeş gibi bana sahip çıktılar. Sizin dininiz, Yüce İslam'ın gayrı benim dinim olmasını isterim. Münasip görürseniz, nikahtan evvel Müslüman olmak, öyle evlenmek isterim. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresinde buyurur ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Ne mutlu bu insanlara ki, ayet-i kerimeye uygun davranmışlar. Ne mutlu sana ki,
Müslüman olmaya niyetlenmişsin. Şimdi söyleyeceklerimi tekrar edesin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah mübarek eylesin. Amin. 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 Şimdi hidayetini perçinleyecek güzel bir isim vermek icap eder. Senin ismin bundan sonra Hafsa Hatun olsun. Rabbim seni cennetinde Peygamber Efendimiz'e ve adını aldığın mübarek eşi Hafsa anamıza komşu eylesin. Amin. 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 Ertuğrul Bey, sen zaferini gönülleri de kazanarak perçinlemiş oldun. Bir insanın hidayetine vesile oldun. İşte Allah katında en güzel zafer budur. Böylesi zafer de ancak beyler beyine yakışır. Neden bunca vakittir gönlümü hiçbir kadına vermediğimi bana yeniden hatırlattın. Neden bu kalbin, bu beden gibi demir bir zırhla kaplı olduğunu bana yeniden hatırlattın? Neden kimseyi sevmediğimi bana yeniden hatırlattın? Neden kadınlardan nefret ettiğimi, nefret ettiğimi?
Komutan! Bu odayı kilitleyeceksin. Kimse giremeyecek. Sonsuza kadar. Anladın mı? Anladım efendim. Herkes elini açık tutacak. Yani bağlamayacak. Demi günahlarımız için tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. 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 El azim, ellezî lâ ilâhe illâ hu, el hayyul kayyum. Ve etûb-i ileyh. Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusuli. Vel yevmil âhiri ve bil kaderi. Hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ. Vel bâsü bâdel mevt. Hakkun. Eşhedü en la ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Andros kızı Hafsa Hatun, altı oğlu Bamsa'nın 10 dirhem altın mihri muaccel vermesi mukabilinde nikahına girmeyi kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Altı oğlu Bamsı, Andros kızı Hafsa'yı vaat ettiğin mehir üzerinden nikahlamayı kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Şahitler, siz de şahitlik ettiniz mi? Ettik. Ben de şahitlerin ve burada bulunan ahalinin huzurunda nikahınızı kıydım. Rabbim akdinize mübarek kılsın. Amin. 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 Ya Rabbi, bu iki yavrumuzun akdine bizler şahitlik ederiz. Sen de şahit ol. Allah'ım, evlilik akdini mübarek eyle. Amin. Amin. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle. Amin. Amin. Allah'ım, bu çiftler arasında Hazreti Adem aleyhisselamla Hazreti Havva annemizin, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Hatice validemiz ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma arasındaki ülfet, geçim ve muhabbeti var eyle. Amin. 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 Allah'ım bu çifte salih ve saliha evlatlar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle. Amin. Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik, güzellik ve nimetler lütfeyle. Amin. 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 Ve bizi ateş azabından koru. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yesifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
Beyim. Allah mutlu etsin kardeşim. Eyvallah beyim. Kardeşim. Allah mesut etsin kardeş. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Allah mutlu etsin. Anam. Oğlum. Mutlu olun inşallah. Anam. Allah mesut etsin. Allah mesut etsin Bamsı Halp. Allah razı olsun anamım. Allah razı olsun. Kızım. Mutlu olurum inşallah. Mesut olasınız. Eyvallah yengem. Eyvallah.